رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Çok değerli, çok faziletli kardeşlerim, Ramazan sohbetleri başlığında dua bahsi üstünde durmaya çalışıyoruz. Bu dua ile alakalı dördüncü sohbet olacak. Birinci sohbette Ramazan ayı, oruç ve dua bağlamında münasebetleri üstünde durduk. İkinci sohbette Kur'an'da dua kelimesi ve farklı manaları ve bir kısım hadisi şerifleri sizlere sunmaya çalıştım. Üçüncü sohbette ise Fatiha suresi bağlamında yaratılışımızın ana gayesinin dua olduğuna, uluhiyet ve ubudiyet münasebetleri içerisinde ve daha sonra dua rahmet alemlerinin kapısının şifresi, cennete gitmenin de çok önemli vesilesi, Allah'ın rızasını kazanmanın da çok önemli bir kilit noktası, şifresi olduğunu değişik yönleriyle beraber heyetinize sunmaya çalıştım kısa kısa. Bugün de Cenab-ı Hak inayet ettiği kadarıyla duanın çeşitleri üstünde durmaya çalışacağız. Mahlukattan Allah'a yükselen duanın çeşitleri üstünde duracağız. Ve bir de bizim yaptığımız kavli, kalbi ve fiili, hali dualar içerisinde önemli bir dua daha var ki kısaca ona da temas etmeye çalışacağız. İsterseniz bu son cümleden başlayalım. Bizim dilimizle yaptığımız, kalben devreye girerek stroplar içerisinde yaptığımız dualar var. Ve zaten dua dendiği zaman da bizim aramızda işte bu meşhur dua kastedilir. Ama bir de duadan daha farklı, duanın sultanını kabul edebileceğimiz münacat vardır. Üstad Bediüzzaman Hazretleri 1. Lama'da Hazreti Yunus'un duası tabirinden daha ziyade Hazreti Yunus'un münacatı demiş. 2. Lama'da Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın şu münacatı demiş. Duasından daha ziyade orada münacat kelimesini kullanmış. Ve Şualar kitabında 3. Şua aynı zamanda bir münacat risalesi olarak da doğrudan doğruya münacatın anlatıldığı bir yer olmaktan daha ziyade kendi münacatını. Değişik yerlerde ise Veysel Karani'nin münacatı, münacat ayrı bir dua bölümü olarak anlatılmıştır. Dua ile münacat arasında şu farklar vardır. Dua, insana bakan yönüyle her şartta her zaman yapabileceğimiz, bazen kaps halinde oluruz, gaflet içerisinde bulunuruz. Bazen elimizi kaldırırız, bazen kaldırmayız. Bazen dilimizle söyleriz, bazen dil söylemez de kalben devreye girer, böyle dualar yaparız. Dua umumi. Uykumuz geldiği zaman da olabilir. Kabe etrafında heyecanla ellerimizi gökyüzüne başımızla beraber kaldırarak da olabilir. Bunlar bütün meşhur dualardır. Münacata gelince münacat özellikle zor durumda kalanların. Bunlara biz mustar diyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Neml suresi 62. ayet, lütfen mealine, tefsirlerine bakınız. اَمَّنْ يُجِيبَ الْمُسْتَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّٰءَ ayeti, bu mustarların dua ettiği zaman onların duasına icabet eden kimdir manasında bir ifadedir. Ayetin genişçe tefsirine bakarsınız. Evet, münacat zor durumda kalmış. Artık sebepler bil külliye sukut etmiş. Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnındaki sebeplerin o şartlarda sukut etmesi gibi. Bütün dünya onun dostu olsa, hatta kurtarmak için gayret sarf etseler faydaları yok.
gece aleyhinde, gündüz aleyhinde, balık aleyhinde, deniz ve denizin dalgaları aleyhinde, karanlıklar aleyhinde, böyle bir hengamede mustar, bütün sebepler sukut etmiş. Öyle bir anda bütün sebeplere hükmünü geçiren, sözünü geçiren, sikkesini vuran, mührünü basan kadiri külli şeye teveccüh, kadiri külli şeye teveccüh ederek işten gelen yalvarışlarla, yakarışlarla ya Rab, ya Rab, ya Rab diyerek Allah'a tam teveccühe, tam dönmeye de münacat deniyor. Ve bu münacatın duadan bir farklı tarafı daha vardır ki o da Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarını zikrederek, özellikle zat ismi olan Allah kelimesini zikrederek, Ya Rab Allah ismin hürmetine de diyerek, ismi zatın, ismi hassın, ismi celalin hürmetine diyerek, ismi azamları zikrederek, onları okuyup vesile kılarak, Ya Rabbi ismi azamların hürmetine diyerek ve sonra Esma-ül Hüsna'yı okuyup Ya Cemil ya Allah, Ya Karib ya Allah, Ya Mucib ya Allah ilahir okuyarak Ya Rabbi şu Esma-ül Hüsna'nın hürmetine demek. Kul id'ullah evid'urrahman eyyemme ted'u felehül Esma-ül Hüsna ayetiyle anlatılan İsra suresi 10. ayet İster Allah diyerek dua edin. Allah'ın adını Allah'a vesile kılın. İster Ya Rahman deyin. İsmi azamları okuyup vesile kılın. İsterseniz Esma-i Hüsna'yı, Esma-i Hüsna'dan hangisini arzu ederseniz okuyun onları Allah'a duada vesile kılın. Fed'uhu biha. Onlarla Allah'a dua edin. İşte buna münacat deniyor ki evet, birinci lem'a bu mevzuda okunmalı. Keza ikinci lem'a bu mevzuda okunmalı. Sebeplerin sukut ettiği zamanki duaları Allah, dua yapan, Allah'ın isimlerini de vesile kılarak Allah'tan isterse, Allah o duaları asla ve kat'a reddetmez. Hazreti Nuh Aleyhisselam tufana kadar 850 sene peygamberlik vazifesi yaptı. Gece anlattığını, gündüz anlattığını söylüyor. Onlar için ağladığını, tövbe istiğfar ettiğini, onları da tövbeye davet ettiğini anlatıyor. Ama yapacak bir şey kalmadı. Ayaklarına pranga takıp süründürdüler. Boynuna bukağı takıp kumlarda sürüm sürüm süründürdüler. Hazreti Nuh Aleyhisselam feda'a rabbehu enni mağlub dedi. Allah'ım ben mağlup oldum. Dua ediyorum. Yardım Allah'ım fentasir. فَدَعَى رَبَّهُ اَنِّي مَعْلُوبٌ فَانْتَصِرٌ Allah'ım bana yardım, yardım Allah'ım yardım dedi. Hiç ummadığı bir zamanlarda arzın gözeneklere açıldı. Semanın bütün gözlere açıldı. Sağanak sağanak yağan yağmurla bir tufanla kavim helak oluyordu. Allah Hazreti Nuh'a ve inanmışlara medet resan oluyordu ki İşte buna Hazreti Nuh'un duasından daha ziyade Hazreti Nuh'un münacatı demek daha yerinde ve daha isabetli olacaktır. Mecmuatul Ahsab'a baktığınız zaman Gümüşhanevi Hazretlerinin Bediüzzaman Hazretleri o üç ciltlik kitabı 15 günde bir defa hatmettiğini rahmetli Bayram Abi'den dinlemiştim. Hoca Efendi de onları özetleyerek El-Kulubut Dari'ah Yakaran gönüller diye tercüme edebileceğimiz şekilde orada hep münacatlar var. Büyük zatların münacatları var. Kur'an-ı Kerim'deki peygamberlerin münacatları var. Ve biz münacatla bugünlerde münacatla meşgul olmalıyız. Böyle esneyerek gafletle elimizi pek kaldırma iştahımız da yok ya hani öyle değil. Canhiraş bir şekilde gönlümüzden, kalbimizden bazı parçalar kopuyor gibi Cenab-ı Hakk'ın zat, sıfat ve esmasını, ismi azamlarını, Esma-ül Hüsna'sını vesile yaparak dua dua, eller karıncalaşacağı ana kadar gökyüzüne doğru kaldırarak dua dua yalvarmak, işte buna münacat deniyor. Dua ile münacat arasında işte böyle bir fark vardır. Ve Bediüzzaman Hazretleri de 3. şuada ona münacat risalesi deniyor. Allah'ı değişik isimleriyle zikretmiş.
Ya Erhamer Rahimin, Ya Zel Celal Vel İkram demiş. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Deyyan, Ya Hannan, Ya Mennan demiş. Ya Faalü Kerim demiş. Ey şiddet-i zuhurundan gizlenmiş, istitar etmiş, ihtifa etmiş Zat-ı Zülcelal demiş. Allah'ın zat sıfat ve esmasını vesile kılıp içinden gelen yalvarmalarla Allah'a münacatta bulunmuştur. Zaten sebepler de onun aleyhinde idi. Fakat o namüsait şartlar içerisinde ve 19 defa zehirlenmesine rağmen 80 küsur senelik bereketli bir ömür ve şu anda bütün dünyaya ışık saçabilecek nurani bereketli eserleriyle gerçekten Allah onun o münacatını kabul buyurduğunu görüyoruz. Bizler de aynı şartlarda yaşıyoruz. Bu kadar hapiste insan, bu kadar gaybubette insan, bu kadar ailesinden kopmuş, ayrılmış insanlar. Şu mübarek Ramazan-ı Şerif ayında yok mu bana dua eden, duasını kabul edeyim buyurduğu saatlerde kalkıp Cenab-ı Hakk'a münacatta bulunmak ve sözlerin arkasında kendini yeterli görmüyor da Bediüzzaman Veysel Karani Hazretlerinin münacatıyla Ya Rab sana münacat ediyorum diyerek münacatlarda bulunmuştur. Değerli kardeşlerim, 24. mektubun birinci zeylinden duanın çeşitlerini okuyarak aktarmak istiyorum. 24. mektubun birinci zeyli önemli 5 nükte içerisinde lütfen okuyunuz. Ayrıca 23. sözün birinci mehpasının 5. noktası. Buradaki birinci nükte ile oradaki 5. nokta aynı hakikatlere, farklı ifadeler de olsa temas ediyor. Ayrıca birinci lemayı, ikinci lemayı söyledim. 23. mektupta bir yer var. Yarın akşam inşallah orasını kısaca okuyarak açmak istiyorum. Müminin mümine duası, bizahril gayb, duanın kabule karin olma şartları. Orada 23 madde vardır. 23. mektupta 23 madde. Kısaca söyleyecek, onların daha sonra açılımlarını inşallah yapmaya çalışacağız. Ve ayrıca bu 3. şuayı söyledim. Mesnevi Nuriye'de de bu mevzuda Katre'nin zeylinde dua ile alakalı bir ilan var. Ve fakirin yaptığı bu Mesnevi Nuriye sohbetleri var. Nur Kervanı olarak onların 71. sohbetinde de 71. bölümünde de Risale-i Nur'daki dua bahislerini hallaç ederek özetle siz dinleyenlerle paylaşmaya çalışmışım. Şöyle bir ayet-i kerime ile başlıyor. Furkan suresi 77. ayet. Kul me ya'be'u bikum rabbi levle du'a'üküm. İlâ ahir. Şöyle tercüme etmiş. Yani ey insanlar, duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var? Kulun Allah nazarındaki değeri duası nispetindedir. Bu ayet mealindeki ayetin 5 nüktesini dinle. Birinci nükte, dua bir sırr-ı azim-i ubudiyettir. Bunun üstünde dün durmuştuk. Belki ubudiyetin, kulluğun ruhu hükmündedir. Bununla alakalı hadis-i şerifleri de dün zikretmiştik. Çok yerlerde zikrettiğimiz gibi dua 3 nevidir. 3 çeşit. Birinci nevi dua. Bütün okumayacağım, mefhumunu anlatarak geçmek istiyorum. İstidat lisani ile yapılan duadır. Kainatta Allah'tan başka ne kadar varlık varsa hepsi dua eder. Tohumların içindeki toprak altında belli şartlarda kalıp patlayıp çatlayıp neşvinema bulma kabiliyeti, istidadı bir duadır. Ya Rabbi ben fidan olmak istiyorum veya ben ağaç olmak istiyorum. Ve sonunda o fıtri istidatla yapılan o duaları Cenab-ı Hak kabul eder ve sonra o gerçekleşir. Mesela bir çekirdek, Ya Rabbi beni ağaç yap, Ya Halikimiz derler. Cenab-ı Hak da onun ihtiyacını verir. Su, buz olmak için dua eder ve hakeza. Bir istidat lisanıyla kabiliyet ve yetenekler doğuştan gelen, bunlar birer dua halidir.
İkinci nevi dua ki ihtiyacı fıtri lisaniyledir ki iktidar ve ihtiyaçları dahilinde hayat sahiplerinin onların dahilinde olmayan hacetlerini, isteklerini ummadıkları yerden Cenab-ı Hakk'ın onlara göndermesi, onların isteklerini, dualarını kabul etmesi manasınadır. Bu çok önemli. Beşerin ihtiyacı Cenab-ı Hak vermek istemeseydi, istemek vermezdi. Bize teknik olarak, teknoloji olarak, iktisat olarak neler isteme duygusu olarak vermişse onları bir dua kabul ederek Cenab-ı Hak sonra onları bize ihsan ediyor. Bugünkü havariki medeniyet dediğimiz medeniyetin bütün harikalarını işte bu dua cinsinden kabul edebiliriz. Üçüncü nevi dua ki ihtiyaç dairesinde olan zişuurların, şuur sahibi, melek, cin ve insan onların duasıdır ki genelde insanların duasını diyelim. Bu da iki kısımdır. Bir, eğer ıstırar derecesine gelse, başta arz ettiğim mustarların duası, ıstırar, bütün sebepler sukut etmiş, Hazreti Eyüp aleyhisselam gibi, Hazreti Yunus aleyhisselam gibi, Hazreti Nuh aleyhisselam gibi ve sebepler sukut etmediği, bilakis bir de aleyhine geçmiş, öyle bir anda içinden gelen bin bir ıstırapla, kalakla, Ya Rab, Ya Rab deyip, Allah'ın zat sıfat ve esmasını, ismi azamlarını okuyup vesile kılarak Allah'a tam teveccüh etmesi, ıstırar derecesine gelen mustarların duası. İhtiyacı fıtriye tam münasebettar ise veya lisan-ı istidada yakınlaşmış ise veya safi, halis kalbin lisaniyle ise ekseriyet-i mutlaka ile makbuldur. Terakkiyat-ı beşeriyenin, bugünkü insanların maddete, manen, sanayide de gelişmelerini, bunların büyük kısmını ve keşfiyatlarını da bu nevi dua neticesi olarak burada ifade ediyor. Medeniyet harikaları dedikleri şeyler ve keşfiyatlarına medar-ı iftihar zannettikleri emirler manevi bir dua neticesidir. Bu mevzuda benim başımdan geçen hadiseler var. Çok misaller de var. Bundan geçiyorum. Meşhur duanın, insana bakan duanın bir kısmı bu. Aynı zamanda mustarların duası, münacat da diyebilirsiniz. İkinci kısım meşhur duadır. Bizim şu muhtelif zamanlarda ellerimizi kaldırıp bazen kaldırmadan yaptığımız dua ki o da iki nevidir. Biri fiili dua, biri kavli dua. Kavli dua önemli. Mesuratla belli şartlar var, ileride anlatacağız. Ama bir de fiili dua vardır. Bu 23. sözün 1. mefasının 5. noktasında daha da genişçe anlatılıyor. Mesela çift sürmek fiili bir duadır. Hasta olanın doktora gidip ilaç alıp ilacı kullanması, ya Şafi bana şifa ver, bu da fiili bir duadır. Çalışmak fiili bir duadır. Ve aslında gerçek dua fiili bir duadır. Kavli duadan daha ziyade. Çünkü Cenab-ı Hak ve en leyse lil insanu illa mes'a buyurmakla kişinin çalışmasından başka elde ettiği neyi vardır ki fiili duaya dikkat çeker bu ayet aynı zamanda. Rızkı topraktan değil çift süren. Belki toprak hazine-i rahmetin bir kapısıdır ki rahmetin kapısı olan toprağı saban ile çalar. Sair kısımların tafsilatını tayin edip yalnız kavli duanın bir iki sırlarını gelecek 2-3 nükte içinde söyleyeceğiz demiş. 2, 3, 4 ve 5. nükteler kavli dua ile alakalı meseleleri hülasa etmiştir. Bizler bütün dualarımızı çeşitlerini bilerek üst üste getirmeliyiz. Hepsini toplamalıyız. Hem kalbi dua hem fiili dua hem de mesuratla beraber kavli duaları mustar hallerimizle istidat ve kabiliyetlerimizin de ihtiyacı fıtrisi içerisinde Allah'a takdim edecek olursak umulur ki Allah bu duaları asla ve kat'a reddetmeyecektir. Bugünler bu şartların yaşandığı anlar inşallah bütün saffeti kalple, samimiyetle Rabbi Ecelle Ala'ya dua edeceğiz. Allah'a emanet ediyorum.